sabah hava çok sıcak. Canım çok sıkıldı. Mert, bizi eğlendirmek için parlak bir fikrin var mı? Ne oldu ya? Düştün. Kendini kitaba çok kaptırdın herhalde. Mert, şaka dışında parlak bir fikrin var mı? Var tabii. Hadi kalkın, kalkın. Uçurtma uçurtmaya gidiyoruz. Harika bir fikir. Haydi, uçurtma uçuraklım. İyi olur. Ben de kitaba biraz ara vermiş olurum. Uçurtmayı nerede uçuracağız? Tabii ki rüzgarlı tepede. Oo, oraya kadar gidemem şimdi. Çok uzak. En iyisi ben kitabıma devam edeyim. Size iyi eğlenceler. Nasıl kitap okuduğunu gördük. Hadi kalk, hareket et biraz. Bu eğlenceyi kaçırırsan çok üzülürsün. Tepeye tırmanmak da epey eğlenceliymiş. Ben unutmadığım için gelmek istemedim. Buna değil, eğlenceye odaklanın. Tepede uçurtma uçuracağız. Bakalım en yükseğe kimin uçurtması uçacak? Rüzgarlı tepenin rüzgarlı olması gerekmiyor mu? Evet. Tırmanırken bile rüzgar vardı. Biz çıktık, rüzgar bitti. Sanki inadımıza yapıyor. Hava durumu inat etmez. Onun da kendi içinde bir düzeni var. Bu düzeni çözersek biz de hava durumunu önceden tahmin edebiliriz. E yapalım o zaman. Böylece rüzgarlı tepeye boşuna çıkmamış oluruz. Bakın, ben de hava tahmini yapabiliyorum. Şimdi rüzgar yok. O kadar basit değil Mert. Sırf hava olaylarıyla ilgilenen bir bilim dalı var. Meteoroloji. Hava olaylarını anlamak için bunları ölçmek, kaydetmek ve analiz etmek gerekir. Biz de hava olaylarını ölçer, kaydeder ve analiz edersek uçurtma için en doğru zamanı öğrenebiliriz. Hava olaylarını nasıl ölçeceğiz? Önce bir hava tahmin istasyonu kuracağız. Sonra hava durumu balonlarını gökyüzüne göndereceğiz. Bize hava durumunu bu balonlar mı söyleyecek? Bunlar en fazla doğum günü süsü olur. Bunlar öyle basit balonlar değil. Bir kere bu balonlar 35 bin metre yükseğe çıkabiliyor. O kadar yükseğe çıkıp ne yapıyor? Ne yapacak? Benim yaptığımı yapıyordur. Hayır, daha fazlasını yapıyor. Balona bağlı aletler havadaki sıcaklığı, barometrik basıncı, nemi, rüzgarın hızını ve yönünü ölçüyor. Sonra bu verileri hava tahmin istasyonuna gönderiyor. Biz böyle bir hava tahmin istasyonu kurabilir miyiz? Evet. Yeterince güçlü bilgisayarlarımız ve balonlarımız olursa kendi çapımızda bir istasyon kurabiliriz. O zaman bugün hava tahmin istasyonu kuruyoruz. Mert, hava tahmin istasyonu kuruyoruz. Hadi yardıma gelin. Hava tahmin istasyonuna ne gerek var? Televizyonda hava durumu mu sunacaksınız? Hava durumunu önceden bilirsek, uçurtma için en uygun zamanı da biliriz. Uçurtma için en uygun zamanı ben size söylerim. Bunun için o pahalı aletlere ihtiyacınız yok. Parmağım diyor ki, uçurtma için en uygun zaman geldi. Hadi uçurtmalarınızı alın. Rüzgarlı tepeye çıkıyoruz. Senin parmağının yerine bu balonu dinlemeyi tercih ederim.
Biz Lugit'le uçurtma uçururken siz de bebek gibi bu balonları uçurun. Balonları bebek gibi değil, bilim insanları gibi uçuruyoruz. Mert, bence biraz bekleyin ki ilk veriler gelsin. Rüzgarlı tepeye çıktığınızda ya rüzgar yine kesilirse, boşuna yorulmuş olursunuz. O bir defa olur. Baksanıza rüzgar nasıl esiyor. Esas beklersek rüzgarı kaçıracağız. Aslı, Can, haydi siz de bizimle gelin. Hep beraber uçurtma uçuralım. Uçurtma uçurmayı ben de çok istiyorum. Ama önce hava tahminine bakalım diyorum size. Böylece o yokuşu boş yere çıkmış olmayız. Aa, anladım. Siz yokuş çıkmamak için böyle yapıyorsunuz. Tabii yokuş çıkmaktansa burada bilgisayarla oynamak daha zevkli. Hayır, biz geçen seferki gibi yokuşu boşuna çıkmak istemiyoruz. Sizin bol enerjiniz ve vaktiniz varsa siz tabii ki çıkabilirsiniz. Bir dakika. Bu benim oyun bilgisayarının grafik kartı değil mi? Evet, onu ödünç aldım. Hava tahmini için modellemeler ve olasılık hesapları yapmak gerekiyor. Bunun için çok güçlü bir bilgisayara ihtiyacım vardı. Benim parmağım tek başına bu kadar güçlü bir bilgisayarın işini yapabiliyor desene. Parmağımı seviyorum. Biraz daha beklersen parmaklarınla yapamayacağın hesapları görebilirsin. Neydi o ses? Birinci hava balonundan ilk verilerimiz geldi. Durum nedir? Bilgisayar önce verileri analiz edecek. Sonuçlar birazdan çıkar. O hesaplama yapana kadar rüzgar bitecek. Biz gidiyoruz. Biraz daha bekleyin. Sen hava tahminini merak etmiyor musun? İlk tahminlere göre hava bozacak. Yağmur yağacak. Ama havada hiç bulut yok ki. Yağmur nasıl yağacak? Havalı hava istasyonu her şeyi biliyor ama yağmur için bulutun olması gerektiğini bilmiyor. Sonuç niye böyle çıktı? Bilemiyorum Aslı. Veriler doğru. Çıkan sonuç bu. Mert, bence tepeye çıkmayın. Sağanak yağış gelebilir. Parmağım diyor ki yağmur yok, rüzgar var. Yani uçurtma için en uygun zaman. Gel hadi Lugit, biz uçurtmamızı uçuralım. Biz de mi gitsek? Sonuçta hava tahmininde hatalar da oluyor değil mi? Tabii ki hata payı var. En iyisi ikinci balondan gelecek verileri bekleyelim. Uçurtma uçurtmayı çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Sanki gökyüzünde kendim uçuyor gibiyim. Keşke Aslı ile Can da gelseydi. Onlar şemsiyenin altında yağmuru beklemeyi seçti. Keyifleri bilir. Ama çok şey kaçırıyorlar. İnşallah yağmur biter, güneş çıkar.
Haberler kötü. Dolu yağışı bekleniyor. Ah! Yaşasın! Uçurtmayı kurtardık! Açıp görünce biz de kendi uçurtmalarımızı getirdik. Beraber uçuralım.